Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Allah'ın izniyle Kur'an ve İslam programımızın 455.sini gerçekleştireceğiz. Mümtehine suresine başlıyoruz. Mümtehine suresi Medine'de 91. sırada indiği kabul edilir. Adını da 10. ayette geçen "onları imtihan edin" sözcüğünden alır. Bu surenin hani mümtehine veyahut da mümtehane diye de adlandırıldığı görülür. Mümtehine diye söyleyecek olursak imtihan eden kişi, mümtehane diyecek olursak imtihan edilen kişi anlamındadır sözcük anlamı. Ama benim kanaatime göre bunların her ikisinden daha ziyade en uygun olanı bu sureye imtihan suresi demek daha uygun olur bu sözcüğe binaen. Ama onu belirteyim. Bu sure kısaca 13 ayetten oluşur. Ama tek bir sure değil. Necimlere böldüğümüz zaman 6 tane necimi var. 1 ila 3. ayetler bir necim, 4-6 bir necim, 7-9 bir necim, 10-11 bir necim, 12. ayet bir necim, 13. ayette bir necim. Yani bu necimlerin bir evvelki bir sonraki necimlerle alakası yok. Hepsi başlı başına hükümler içeren ayetlerdir. Biliyorsunuz necimler Kur'an'da sure diye adlandırılır. Evet, şöyle geneline baktığımız zaman surede iman esasları ve bu esas çerçevesinde savaş hukuku ve uluslararası ilişkiler söz konusu edilir. Olaylara da baktığımız zaman suredeki konu edilenlere, bunların da Mekke'nin fethine yakın bir dönemde indiği de anlaşılmaktadır. Birinci necmi sunuyorum. 1 ila 3. ayetlerden oluşuyor. Ey iman etmiş kimseler! Eğer benim yolumda çaba harcamak ve benim rızamı kazanmak için çıktınızsa, size haktan gelen şeyleri bilerek reddettikleri, inanmadıkları halde, onlara sevgi ulaştırarak, onlara sevgi gizleyerek, bana düşman olanları ve kendinizin düşmanını yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinmeyin. Onları yönetici yapmayın. Onlar Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı elçiyi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Oysa ben sizin gizlediğiniz şeyleri ve açığa vurduğunuz şeyleri en iyi bilenim. Ve sizden kim yaparsa artık o kesinlikle yolun ta ortasından sapmıştır. Eğer onlar sizi ele geçirirlerse sizin için düşman olacaklardır. Ellerini ve dillerini kötülükle size uzatacaklardır. Ve onlar keşke küfretseniz, yani Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetseniz, inanmasanız diye arzu etmektedirler. Kıyamet günü akrabalarınız ve çocuklarınız size asla yarar sağlamaz. Allah aranızı ayırır ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Burada müminlerin Müslüman olmayanlarla olan ilişkilerini anlatıyor. Ve Müslüman olmayanları veli, yardımcı, yol gösterici edinilmemesini emrediyor. Onlara yönetim hakkı verilmemesini, onlara gizli ve aşikar sevgi beslenilmemesini. Onlar sizin kafir olmanızı, onlar da kendileri gibi sizin de cehenneme gitmenizi istiyor diyor Cenab-ı Hak. Ve kendisinin de yardımlarını da neler olduğunu, neler olacağını da bildiriyor. Yani müminler bunlar işte ana, baba, kardeş, akraba olsa bile
kafirle olan ilişkilere dikkat edilmesini emrediyor ve akrabalarınız, çocuklarınız size asla yarar sağlamazlar diye de uyarıda buyurur. Çünkü öbür tarafta Allah aranızı ayırır diyor. O bir tarafa, siz bir tarafa. Akrabalık ilişkisi sadece ve sadece dünyadadır. Burada bu ayetler indiği zaman da bir olay olmuş. Onu belirteyim. Resulullah Mekke'yi fethetmeye çalışırken, yani onları düşünürken, planlarken, orada Müslümanlardan bir tanesi, kendi çocukları, akrabası Mekke'de imiş. Evet, o Mekke'de imiş. Medine'ye misafir olarak gelmiş bir bayana bir mektup vermek suretiyle Mekkelileri uyarmaya çalışmış. Bunun tarih kitaplarında uzun uzun detayı anlatılır. Ve burada Cenab-ı Hak diyor ki, orada çocuğunuz çocuğunuz da var olabilir ama böyle kafirlere, sizi öldürmek isteyen, sizi yurdunuzdan çıkarmak isteyenlerle böyle bir sıkı fıkı şey yapmayın. Böyle onlar lehine casusluk yapmaya da falan kalkmayın tarzında uyarılar var. Evet, şimdi burada şu şeyleri tekrar öz olarak söylüyorum. Müminler Allah düşmanlarına ve kendi düşmanlarına sevgi besleyip onlar adına casusluk yapamazlar. Çünkü onlar elçi ve müminleri Allah'a inandıkları için yurtlarından çıkarmışlardır. Kafirler, müşrikler fırsat buldukları takdirde müminlere ellerinden gelen her kötülüğü yaparlar. Kafirler, müşrikler müminlerin de küfretmelerini temenni etmektedirler. Ne kadar yakın akraba olsalar da kafirlerden, müşriklerden müminlere hayır gelmez. Allah inananlar ile inanmayanları mutlaka ayıracaktır. Buna karşı çıkan, bu ilkeye uymayan yoldan sapmıştır. Evet, burada ifadeler çok net olarak gördüğünüz gibi bu medeni ayetler tamamen hayat ilkeleri. Aile hayatı olsun, şehir hayatı olsun, hemşerilik hayatı, yurttaşlık hayatı ve uluslararası hayatla bizlere ders vermektedir. Şimdi şöyle, buradaki hep velayet, İslam'ın öngördüğü en önemli unsurlardan bir tanesi de velayet konusudur. Allah kimse, bütün müminlere her zaman için velayetlerini yabancılara, yani Müslüman olmayanlara vermemelerini emretmektedir. Ve bunlar akraba bile olsa buyurur. Hatta Teabün suresinde de geçmişti. Ey iman etmiş kimseler, şüphesiz eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. O nedenle onlardan sakının. Ve eğer affeder, kusurlarını başlarına kalkmaz, hoş görür ve bağışlarsanız bilin ki şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhametlidir. Onları yakalar, herhangi bir kötülük olmadan da zararlarını engelleyip bağışlarsanız da o da hoş olur tarzında burada bir ifade var. Evet, birinci necim bu idi. Şimdi bir de ikinci necime geldik. O da 4 ila 6. ayetler. O da bambaşka bir konudan bahsedecek. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda kesinlikle sizin için güzel bir örnek vardır. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda kesinlikle sizin için güzel bir örnek vardır. Bu cümlede Cenab-ı Hakk'ın bir parantezi var. O da, yani İbrahim'in bir davranışı size örnek olmamalı. O örnek değil diyor. O da ne biliyor musunuz? Parantezde, İbrahim'in babası için senin için kesinlikle bağışlanma dileyeceğim ve Allah'tan olan hiçbir şeye gücüm yetmez demesi. İbrahim'in babası için istiğfarda bulunması sizin için bir örnek değil diyor. Onu açacağız.
Hani İbrahim ve İbrahim ile beraber olanlar toplumlarına, biz sizden ve sizin Allah'ın aslarından, taptıklarınızdan uzağız. Biz sizi silip attık. Ve siz bir tek olarak Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sonsuza dek bir düşmanlık ve buğuz belirmiştir. Rabbimiz, yalnız sana dayandık, sana yöneldik ve dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, bizi kafirler, yani senin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler için bir ateşe atılma, imtihan aracı yapma. Bizi bağışla. Rabbimiz, şüphesiz sen en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, en iyi yasa yapanın, en sağlam yapanın ta kendisidir demişlerdi. Andolsun onlar da sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü uman kimseler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah zenginin, övgüye layık olanın ta kendisidir. Evet, şimdi özellikle, yani şimdi böyle şey yapalım. Bu pasajda da yine insanların hayatta davranacakları yönlerde öğütler, ilkeler verilmekte. Bir öncekiyle bunu bir ilişkilendirecek olursak, orada akraba hısım da olsa onlarla velayet, yani sıkı fıkılık olmaması, birbirlerine böyle yardımcı, yol gösterici ve yönetici yapılmaması yönündeki uyarılardan sonra, bakın diyor, İbrahim de sizin için bir örnek var diyor. İbrahim bir ara yanlış yaptı, babası için istiğfar etti. Diyor, onu örnek almayın. Ama ondan sonra bak, İbrahim kafirlere ne demiş? Bakın, kafir toplumlarına, hani İbrahim ve İbrahim ile beraber olanlar toplumlarına, biz sizden ve sizin Allah'ın aslarından, taptıklarına uzağız. Biz sizi silip attık dediler diyor. Ve böylece müminlerle kafirler arasındaki ilişkiler nasıl olmalı, ne düzeyde olmalı, onlar burada ayette aşikara. Siz de İbrahim gibi olun diyor. Siz de İbrahim'le beraber olanlar gibi olun diyor Cenab-ı Hak. Şimdi burada, şimdi gelelim İbrahim'in yanlışına diyelim şimdi. Şimdi Tevbe 113-114'te o mesele anlatılır. Kendilerine cehennem ashabı oldukları iyice belli olduktan sonra peygambere ve iman etmiş kişilere, akraba bile olsalar, ortak koşanlar için bağışlanma dilemek yoktur. İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesi de yalnızca ona vermiş olduğu bir sözden dolayıydı. Sonra onun Allah için bir düşman olduğu kendisine açıkça belli olunca ondan uzaklaştı. Şüphesiz İbrahim çok işli, çok halim birisiydi. Öyleyse bu akraba hısım şeyindeki ilişkilerimizin ölçüsü ne olacak diyecek olursak, onu da yine Tevbe suresinin 23-24'ünde, bunu da burada vereyim. Ey iman etmiş kimseler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşılık küfürü, yani Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeyi seviyorlarsa, onları yardımcı, yol gösterici, koruyucu, yakınlar etmeyiniz. Sizden her kim de onları yardımcı, yol gösterici, koruyucu, yakınlar kabul ederse, artık işte onlar yanlış davrananların, kendi zararlarına iş yapanların ta kendileridir. Evet, de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabalarınız, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, durgunluğu korkusundan, durgunluğa uğramasından ürperdiğiniz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, onun elçisinden ve onun yolunda çaba harcamaktan daha sevimliyse, artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin ve Allah
hak yoldan çıkmışlar toplumunu kılavuzluk etmez. Ölçüler bunlar. Devam ediyoruz. Şimdi geldik yine bir başka necim 7 ve 9 ayetlere. Yine bu çerçevede ayrı bir necim olmasına rağmen belki Allah sizlerle onlardan kendilerine karşı düşmanlık beslemekte olduğunuz kimseler arasında bir sevgi oluşturur. Allah en iyi güç yetirendir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah sizi din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara hakkaniyetle davranmaktan men etmez. Şüphesiz ki Allah hakkaniyetle davrananları sever. Allah ancak sizi, sizinle din hakkında savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için yardımlaşan kimseleri velileştirmenizi, yani koruyucu, gözetici, yönetici yapmanızı yasaklar. Kim onları velileştirirse, işte onlar yanlış, kendi zararına iş yapanların ta kendileridir. Evet, burada yine insanlar, müminler şöyle diyelim, yaşadıkları ortamlarda inanmayanlar olabilir, müşrikler olabilir, kafirler olabilir. Yani öyle şeyler olur. Ama bunlarla ilgili onların herhangi bir dini yönden, dinine, imanına dahil etmesi, seninle savaşa gitmesi, dinden çıkarmaya teşebbüs etmesi, yurttan kovmaya teşebbüs etmesi gibi şeyler olmadığı sürece onlarla komşuluk, arkadaşlık, münasebetleri kurulabilir. Onlara herhangi bir düşmanlık da beslenmez. Evet, şimdi böyle şey yapılacak olursa, öyle bu yapacağın olursa, hani dinden çıkarma teşebbüsü edenler olursa onları da velileştirmeyin. Onları da yani yönetici, sıkı fıkı gözetici tarzında yapmayın ve kesinlikle de onu söyleyeyim, iyi insanlarla da bir düşmanlık şeyi söz konusu olmasın. Bu tip yaşamlarda bakarsın ki umulur ki hiç bilmezsiniz ki o düşmanlık ettiğiniz kişiler size ısınıverir. Allah aranızda bir sevgi de oluşturuverir. Bunun da İslam tarihine baktığımız zaman da çok örnekleri vardır. Müslümanların hani müsamaha ettiği insanlardan böyle hani düşmanca davranmadan, sen kafirsin, şudusun, busun demeden yardım ettiği insanlardan bile çokları İslam'a ısınmış, İslam'a gelmiştir bu ayetler çerçevesinde. Evet, onu da bu arada bildirtelim. Ayetteki ifadeler çok net. Evet, şimdi geldik başka bir necime. Bu da 10 ile 11. ayetler. İşte bu 10 ile 11. ayetler sureye de adını veren ayetler. Öyle bahsedeyim size. Bu da yine bir hukuk ayetleridir. Ey iman etmiş kimseler! Mümin kadınlar, göçmenler olarak size geldiği zaman hemen onları sorgulayın. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Artık eğer siz de onlara, onların inanmış kadınlar olduğunu öğrenirseniz, artık onları kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere geri döndürmeyin. Göç eden mümin kadınlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmazlar. İnanmamış eski kocalarına sarf ettiklerini verin. Mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Kafir, yani Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kadınları nikahınızda tutmayın. Sarf ettiğinizi, ödediğiniz mehiri geri isteyin. Onlar da sarf ettiklerini, size harcadıklarını geri istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür ki aranızda o hükmeder. Allah
çok bilendir, çok iyi yasa koyandır. Eğer eşlerinizden biri sizden kafirlere, yani Allah'ın ilahlığını, Rabbini reddedenlere kaçar da siz de misillemede bulunursanız, eşleri gitmiş olanlara harcadıkların kadar verin ve siz kendisine inandığınız Allah'ın koruması altına girin. Evet, burada yine bu İslam'ın, Müslümanların hani savaş ortamlarında ki yaşadıkları ve yaşayabilecekleri konulara değiniliyor. Evet. Şimdi savaş ortamında savaşılan bir toplumdan bir kadın eğer ki göçmen olarak Müslümanlara iltica ederse, hoş geldin deyip hemen buyur dememeli. İmtihan edilmeli. Bu imtihan nedir diyecek olursak, yani hani okul imtihanı vesaire gibi değil. Allah burada parantez içerisinde, Allah onların imanlarını daha iyi bilir ifadesini baz alacak olursak, bu imtihanı iman edip etmedikleriyle ilgili. Yani gerçekten Müslüman olup olmadıklarıyla ilgili. Evet, bu yönde imtihan edilecek. Evet, inanmış iseler buyur deyip onlara iltica hakkı tanınacak. Şimdi bunun ötesinde bu ayet grubunun içerisinde uzun uzun maddeler var. O maddeleri ben size tek tek burada takdim edeyim. Evet, birincisi dedi ki kadın iltica eden kadınlar imtihan edilecek iman konusunda. Mümin olduklarına kanaat getirilirse kafirlere iade edilmeyecektir. Hicret, yani iltica eden mümin kadınlar kafir olan eski kocalarına helal olmaz. Evet, onun eski kavmindeki, eski toplumundaki nikahlı kocası o iltica haliyle bitmiştir. Onun imanı iman etmekle bitmiştir. Müminlerin kafirlerle evlenmesi yasaktır. Onu biliyorsunuz. Evet. Onu, o kadın yeni bir evlilik yapabilir. Mehir de verilir. Ha. Kafir kocalarına, bak evlenilir ama kafir kocalarına, onların eski eşlerine verdikleri mehir ve yaptıkları masraf mümin toplum tarafından ödenecektir. Kafir toplumundaki kocası, hani bu kadın için mehir vermiş, bir hayli masraf yapmış ya, onun mehirini, onun yaptığı masrafları o adama geri ödeyin. Yani kafir mafir demeyin, hani kul hakkı dediğimiz şeyler var ya, onları ödeyeceksiniz. İltica eden mümin kadınlar ile mehirleri verilerek evlenilebilir. Eski kafir kocasının varlığı dikkate alınmaz. Aralarındaki nikah akdi bitmiştir. İltica ile bitmiştir. Oradan onun kocası gelip de bu benim karımdı, benim nikahlımdı falan demiyor. O nikah hükmen bitirilmiştir. Müslümanlar kafir kadınları nikahlarında tutmamalıdır. Ha, bir de o yönü var. Onlara verilen mehiri ve yapılan masrafı istemelidirler. Onlara da iş sarf ettikleri verilmelidir. Olur ki müminlerden de karşı tarafa imanların giden birisi vardır. Kaçar. Müminlerin karısı da karşı tarafa kaçabilir. Evet, bu defa da Müslümanlar o tarafa, yani o kafir grupta, o kadın için yaptıkları masrafları, ödedikleri mehiri istemelidirler. Eşi kafirlere kaçan mümine toplum destek olmalı, kaçan eşine ödediği mehir ve masrafı mümine ödemelidir. Bir de bu, hani eşi firar etmiş bir mümin erkeği düşünün, ona onun evliliği sırasında evlenecekken kamu ona da destek olmalıdır. Evlenirken yeni mehirini vesaire kamuca sağlamalıdır. Yani onun karısı kaçtı, bir daha yani evlenme durumundayken zora sokulmamalı. Onun evlenmesine de cehiziyle, mehiriyle yardımcı olmalıdır. Gördünüz mü Kur'an'da neler var? Şimdi geldik 12. ayete. Bu ayette yine bağımsız bir necim.
Ey peygamber, inanmış kadınlar sana Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemeleri, herkesle kabul gören vahya uygun hususlarda sana isyan etmemeleri üzerine bağlılık yemini ederek gelirlerse, hemen onların bağlılık yeminlerini al ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Evet, bu da şimdi Mekke'nin fethinden kısa bir süre önce indiği tahmin ediliyor bu ayet, tarih şeylerinden. Burada da artık peygamber, yani İslam devleti geldiği zaman oradaki kafirlerin, özellikle burada bayanlar üzerinde duruluyor. Peygamber'e biz gerçekten inandık, iman ettik diye gelip biat etmeleri. Burada biat sözcüğü. Biat, yani şöyle söyleyeyim, isyan etmemeleri üzerine bağlılık yemini. Hatta ölümüne bağlılık yemini, biatın anlamı budur. Öyle bir şey yaparlarsa onlardan tamam, kabul et. Çünkü her şeyin kalplerini, yukarıdaki ayette de Allah bildirmişti ya, kalplerdekini Allah bilir, inandık derler. Hatta inandıklarına dair imtihanı bile kazanırlar ama neticede onların kalbini Allah bilir. Sen onu şey yapacaksın, onlar için istiğfar, Allah'ım bu adamların geçmişini bağışla diyeceksin. Allah da çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Burada şu noktaya dikkat edeceğiz. Önce ben genelini söyleyeyim. Allah'a hiçbir şey ortak koşulmayacaktır. Din korunacaktır. Hırsızlık yapılmayacaktır. Mal korunacaktır. Zina edilmeyecektir. Irz ve aile yapısı korunacaktır. Çocuklar öldürülmeyecek. Nesep konusunda yalan uydurulmayacaktır. Can ve nesil korunacaktır. Dinin temelleri. Evet, marufta peygambere isyan edilmeyecektir. Kendisinde doğruluk, iyilik bulunan her şeyde, dine, insan haklarına aykırı olmayan uydurmalarda devlete karşı gelinmeyecektir. Şöyle, aykırı olmayan uygulamalarda devlete karşı gelinmeyecektir. Evet, şimdi burada da yine İslam dininin ana ilkelerinin hepsi bu biat noktasında açığa çıkarılmış, ortaya konmuştur. Şimdi buradaki noktalardan bir tanesi de bu biatın Resulullah'ın bizatihi peygamberin kendisine bile, bak unutmayalım, marufta oluşudur. Bunu hani siyasi yerlerde veyahut da toplumlarda, böyle cemaatlerde, şurada burada insanlar birisine bağlanırken, hani körü körüne bağlanıyorlar ya, o körü körüne bağlanmayı Cenab-ı Hak burada yasaklıyor. O bağlanma, ona saygı duyma mutlaka marufta olacaktır diyor. Eğer ki peygamberin bizatihi kendisine bile maruf olmayan bir şeyde biat ve itaat söz konusu değildir. Bakın, biat ve itaat peygamberin şahsına bile maruf olmayan bir şeyde söz konusu değildir. Diyeceksiniz ki, peygamber maruf olmayan bir iş yapar mı? Bir iş teklif eder mi? Etmez, ama Cenab-ı Hak onu, bizi uyanalım diye, dikkatli olalım diye. Peygamber yapmaz ama parti lideri yapar, cemaat lideri yapar, tarikat şeyhi yapar. Oralarda gözünüzü açın diye bu ifadeyi, bu ayet-i celili göndermiş durumda. Evet. Devam ediyoruz. 13. ayet. O da başlı başına bir necim. Ayrı bir necim. O da, ey iman etmiş kimseler, Allah'ın hoşnut olmadığı toplumu velileştirmeyin. Yönetici, gözetici yapmayın. Velayet, yine onun üzerinde duruluyor. Kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin mezarlık
halkından ümit kestiği gibi kesinlikle onlar ahiretten ümit kesmişlerdir. Evet, burada da yine hep velayet üzerinde duruldu. Allah'ın hoşnut olmadığı toplumu, Allah'ın gadap ettiği diye şey yaptılar. Gadap, hoşnut olmamak demek. Evet, onları belirleştirmeyin. Onları yönetici, gözetici yapmayın. Bu bir ilke. Neden? Şimdi burada bunun özünü de veriyor Cenab-ı Hak. Çünkü onlar, o Allah'ın hoşnut olmadığı toplumlar, kafirler, münafıklar, şunlar, bunlar, öyle. Onlar mezarlık halkından ümit kestiği gibi, yani bilerek ümitlerini kesiyorlar. Yani onlar ölen dirilmeyecek diyor. Evet. Kesinlikle onlar ahiretten ümit kesmişlerdir. Onlar ahiretten de ümit kesmişlerdir. Yani onlar dirilme diye bir şey yok diyorlar. Ölen gitti, tamam bitti. Ahirette yok. Ahiretten de ümit kestiler. Yani ahiret diye de bir şey olmayacak. Hesap, kitap, bir şey olmayacak. Evet. Öyleyse burada onlar ne diyor açıkça? Dünyada ne yaparsan yap, o sana kar kalacaktır diyor. Öldükten sonra dirilme, hesap verme gibi bir şey olmayacaktır diyor. Öyleyse ona velayet verme, onu yönetici yapma, onu gözetici yapma. Çünkü canına okurlar. Hesap vermeyeceğinden, inandığından dolayı hak, hukuk kesinlikle tanımazlar. Ezerler, sömürürler, iliğini çıkarırlar. Yağını çıkarırlar. Onu öyle yapma. Ve dünyaya baktığımız zaman, tüm dünyaya baktığımız zaman, particilere, yöneticilere baktığımız zaman, bu yönde eğer ki mezar halkından ümit kestilerse, ahiretten ümit kestilerse, onlar her türlü zulmü yaparlar. Kendi çıkarlarına, kendi hazlarına, zevk aldığı şeyler için dünyayı cehenneme çevirirler. Milletin kanını emerler. Evet. Onları onun için sakına sakın öyle yönetim makamına, gözetim makamına getirmeyin. Zaten hatırlarsanız şimdi daha önce Maun suresinde, hani herkes de ezbere biliyor ya, Namaz suresi diye adlandırılır. Ahirette herkesin iyi veya kötü yaptığı şeylerin karşılığını görmesini, Allah'ın sosyal düzenini belirleyen ilkelerini yalanlayan şu kimseyi gördün mü hiç? Düşündün mü? İşte odur. Yetimi itip kakan ve yoksulun yiyeceği üzerine teşvik etmeyen kimse. Evet, bu kadar basit. O kesinlikle hayırlı bir iş yapmaz. Tamamen rahatını seven, dünya nimetlerini arzu eden bir yapıda olduğundan dolayı da devamlı her türlü fenalığı yapar. Çünkü mükafat ve ceza yurduna inanmıyor. Öldükten sonra dirilmeye ve ahirete inanmıyor. O devamlı sizin başınıza, kendinize, ailenize, şehrinize, devletinize, dünyaya beladır diyor Cenab-ı Hak. Bu uyarıyı da burada yapıyor. Evet. Ve böylece Allah'ın izniyle Mümtehine suresini de bitirmiş olduk. Allah'a emanet olun. İnşallah bundan sonra Nisa suresinde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.